Eşimin işten gelmesine yarım saat var. En güzel kıyafetlerimi giydim, güzel bir sofra hazırladım. Aslında bu hazırlıklarımın sebebi, yıldönümü değil. Eşimle aramı düzeltmek. Uzun bir süredir eşimle aramız bozuk. Aramızın bozuk olmasının nedeni, ne kadar uğraşsak da çocuğumuz olmuyordu. Bu nedenle aile ve çevre baskısından dolayı aramıza mesafe girmişti. Zil çaldı. Kapıyı açtım. Kocam içeri daldı. Bana sarılmaya başladı. Eşimi böyle görmeyeli uzun zaman olmuştu. Elimden tutup salonu götürdü beni. Oturduk. Büyük bir heyecanla çocuğumuz olabilir dedi. Ellerimi tutup benim iş yerinden bir arkadaşla konuştum. Bir hocaya götürecek. Bu arkadaşımın da uzun süre çocukları olmayınca bu hocaya gitmişler. Kadın ikiz doğurmuş dedi. Ben de bir umut. İnşallah olur dedim. Sevindim. Ertesi gün kapıya Mehmet'in bahsettiği kadın geldi. Vakit kaybetmeden hocanın yanına gittiler. Kocamın anlattığına göre hocanın evinde şunlar yaşanmış. Hoca hoş geldin deyip oturmamızı işaret etti. Hoca kağıda bir şeyler yazdı. Muska gibi sardı. Muskayı her zaman takmamız gerektiğini eğer ilişkiden sonra hamilelik olmazsa tekrar gelmesini söylemiş. Hocanın ücretini ödeyip eve geldiler. Muskaya takalı iki hafta oldu. Bu süre zarfında defalarca ilişkiye girmiştik. Ayrıca eşimin bana olan ilgisi artmıştı. Bir gece yine ilişkiye girdik. Eşimle sırtımızı dönüp uykuya daldık. Sonra garip olaylar yaşamaya başladım. İlginç bir rüya gördüm. Demirler ardında hapishane gibi bir yerdeydim karşımda bana anne her şeyi mahvettiniz siz de mahvolacaksınız diyen birisi vardı. Kanter içinde uyanıyordum rüyadan. Yıllar geçti ama hala bu rüyayı dün gibi hatırlıyorum. Hemen her gece hep böyle garip rüyalar gördüm. Hatta bir seferinde rüyamda hamile olduğum içimdeki çocuğun vücudumu parçalayarak dışarı çıktığını görmüştüm. Sanki o acıları Birebir yaşıyorum ama uyandığımda tüm acılar yok oluyordu. Böyle bir rüyadan uyandığımda kolumda garip bir iz vardı. Korkmuştum. Mehmet'i uyandırdım. Olanları anlattım. Mehmet pek aldırış etmedi. Ertesi gün kahvaltı yaparken beni bir anda bulantı tuttu. Tuvalete gidip kustum ama bulantım hala devam ediyordu. Bulantılar devam edince doktora gittim. Doktor bana, Hamile olduğumu söyle. Resmen havalara uçuyordun. Çıkar çıkmaz eve gittim. Bunu kutlamak ve Mehmet'e sürpriz yapmak için apar topar yemek yapmaya başladım. Yemek yaparken bir anda kulağıma garip sesler gelmeye başladı. Hamilelikten diyerek aldırış etmedim. Akşam sürpriz yaptım. Kocam da sevinçten havalara uçtu. Çocuklar gibi zıpladı. İlerleyen günlerde çınlamalar korku dolu rüyalar. Hamilelik bu kadar zor olabilir mi? Günler böyle devam ediyordu. Yemeğimi yapmış, kocanın eve dönmesini bekliyordum. Eve geldi. Sarhoş gibi bir hali vardı. Yemeğe oturduk. Ben yemek yerken öylece bana bakıyordu. Gülümseyerek yemeyecek misin dedim. Ayağa kalktı. Ağır adımlarla yanıma geldi. Sıyırmış olduğum tavuk kemiklerini önümden alarak cebine doldurmaya başladı. Garip bir yüz ifadesi vardı. Benim en sevdiğim yemek. Kemik olamaz mı karıcığım dedi. Tam o anda telefon çaldı. Salona geçtim. Telefonu açtım. Arayan teyzemdi. Ağlıyordu. Teyzeme neden ağladığını sordum. Titrek bir sesle. Kocan bir iki saat önce işten dönerken trafik kazası geçirip hayatını kaybetmiş. Sana ulaşamayınca Enişten'i aramışlar dedi. Şok olmuştum. Aklımı kaybedecektim. Mehmet öldüyse mutfaktaki kimdi? Mutfaktaki Mehmetse ölen kişi kimdi? Koşarak mutfağa gittim. Kapıdan içeri girdiğimde Mehmet köpek gibi yerden kemik yiyordu. Korkudan elim ayağım titriyordu. Yavaş yavaş koridora doğru çıktım. Olanları aklım almıyordu. Yatak odasına gidip bir süre bekledim. Elimi yüzümü yıkamak için odadan çıktım. Banyoya girdiğimde Mehmet karşımdaydı. Çırılçıplaktı. Ayakları tersti. Gözleri simsiyah. Sanırım bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasında teyzem ve enişten başımdaydı. Bundan sonra sana biz bakacağız kızım. Seni hiç yalnız bırakmayacağız diyerek teselli veriyorlardı. Eşimi kaybedeli tam üç ay oldu. Teyzemlerde kalmaya başladığım günden beri korkunç rüyalar, garip sesler duymuyordum. Fakat garip şeyler oluyordu. Bende bazı tuhaf haller olmaya başladı. Eşimin ölüm haberinden sonra canım kemik çekiyordu. Hatta kendi kusmunu bile aşermeye başlayan hamileler vardı. Teyzem anlayışlı ve çok iyi kalpli bir insan olduğu için bu konuda bana yardımcı oldu. Canım böyle saçma sapan şeyler çeker. Sen hamilesin. Çocuğun için bir parça da olsa yemelisin diyordu. Eğer teyzem ve eniştem yanımda olmasaydı, ben çoktan bu hayattan kopmuştum. Onlar iyi ki vardı. Bebeğimin cinsiyetini öğrenme vakti gelmişti. Doktorun talimatlarına uyarak karnımı açtım. Bebeğimin cinsiyetini çok merak ediyordum. Doktor ultrasonla baktı ve bir müddet bebeğimin cinsiyetinin gözükmediğini ilerleyen bir zamanda tekrar gelmemi söyledi. Hastaneden ayrıldık, eve döndük. Akşam yemeğini yedikten sonra teyzemlerden müsaade isteyerek odama çekilip uyumaya başladım. Gece bir anda uykumdan uyandım. Aslında uyandırıldım diyebilirim. Evin içinde bebek ağlama sesi yankılanıyordu. Ayağa kalkıp sese doğru ilerledim. Salon biraz karanlıktı. Elektrikler gitmiş olacak ki ışıklar yanmıyordu. Köşedeki tekli koltukta enişten bir bebek seviyordu. Enişteme yaklaşarak o bebek kimin diye sordum. Eniştem korkunç bir gülümsemeyle bana bakarak bu bebek ikimizin diye bağırdı. Korku ve dehşet içinde başka odalara kaçmaya çalışıyordum. Bir türlü kaçamıyordum. Tam köşeye sıkıştığım anda gözlerimi yatağımda açtım. Hepsi kabusmuş. Yorganı kafama kadar çekerek uykuma devam etmeye çalıştım. Fakat yorganı suratıma çektiğimde yorganın dışında birilerinin beni izlediğini hissediyordum. Odadaki bazı eşyalar çok yavaş kayıyor, dolap kapı ara sıra gıcırtıyla açılıp kapanıyordu. Sanki bir ses kulağıma, o bebek bizim, onu alacağız, zamanı geldi diye fısıldıyordu. Gözyaşları içerisinde sabah ezanına kadar yorganın altında kaldım. Ezan okunduğu anda tüm bunlar sona erdi, rahatlamıştım. Gözlerimi kapatıp uykuya daldım. Sabah kalktığımda bölgedeki en yakın cami hocasının yanına gittim. Hocanın evine gittim. Kapıyı hoca açtı. İçeri girdiğimde sanki beynimin içindeki bir tümör yok olmuş gibiydi. Hocanın karşısına oturarak tüm olanları anlattım. Hoca benden boynumdaki muskayı çıkartmamı istedi. Muskayı hocaya verdim. Hoca muskayı açıp içindeki kağıdı çıkarttı. Bu kağıdın içinde isim var. Sana yakınlarından biri büyü yapmış dedi. Ben de utanarak çocuğum olması için kendime büyü yaptırdığımı söyledim. Ocağın suratı düştü. Kafasını kaldırarak "Umarım o çocuk bir insandır." dedi. Bana dualarla dolu bir muska hazırladı. "Bunu tak ve bol bol dua et. Senin için yapılabilecek başka bir şey yok." dedi. Deyim yerindeyse beni evden resmen kovdu. Çaresiz ve yorgun bir biçimde eve döndüm. Teyzem ve amcam yemek sofrasında beni bekliyorlardı. Oturup yemek yedikten sonra odama çekilip biraz müzik dinleyeyim dedim. O sırada teyzem içeriye bir bardakla geldi. "Bunu içersen mutlaka iyileşirsin. Biraz tadı acı ama çocuğun için iç bunu." dedi. İğrenç bir tadı vardı ama içtikten sonra kendimi rahatlamış hissettim. Yatağıma uzandım ve mükemmel bir uyku çektim. Gözlerimi açtım fakat hareket edemiyordum. Ayaklarım ve bacaklarımı kıpırdatamıyordum. Karnımda ve bacaklarımın arasında inanılmaz bir sancı vardı. Nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum, ama bir şey göremiyorum. Etraf karanlık. Fakat bu karanlık birkaç mum ışığı aydınlatıyordu. Nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bir kadın suratıma tükürdü. Bu teyzemdi. Önümde, arkamda garip karanlık kişiler var. Teyzeme korku içinde ne olduğunu ve neden bunu yaptığını sordum. Teyzem, kindar ve nefret dolu bir tavırla yıllarca eniştenle çocuğumuz olsun istedik. Sonunda bir kızımız oldu. O adi annen kızımızı gezdirme bahanesiyle aldı. Kendini de kızımızı da öldürdü. Senin annen deliydi. İntikam yemini ettik. Şeytanla anlaşma yaptık. Annenin kabir azabını arttırmak için, onun kızıma yaptıklarını, sana yapmak için yaptık bunları. Kocan diye bildiğin kişi aslında bizdendi. Karnındaki bebeği görmek ister misin dedi. Elinde, iğrenç görünümlü bir yaratıkla geldi. Olanları aklı almıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hayatta güvenebileceğim, ailem dediğim iki insan bana iğrenç şeyler yapıyor. Aylarca karnımda, iğrenç görünümlü bir yaratık taşımışım meğer. Korkudan titriyordum. Tam o sırada biri bulunduğum odanın kapısını tekmeyle kırdı. İçeri daldı. İçeri giren kişi benim en son gittiğim hocaydı. Hoca bağırarak dualar okurken etrafımdaki o karanlık varlıklar kaçmaya başladı. Teyzemle eniştem de kaçtı. Hoca ellerimi çözdü ve beni hastaneye yetiştirdi. Olayları polise anlattı. O günden sonra tedavi görmeye başladım. Akıl hastanesinde kalıyorum. Artık ölmek istiyorum. Ama buradaki doktorlar beni anlamıyor. Gördüğüm o kabusları ve sesleri her gece görüyorum. Hem de eskisinden daha şiddetli. Bu kişi halen tedavi görmekte. Yaşananları anlatan bir yakını. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İsmim Kerem. 36 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bundan yıllar önceydi. 2008-2009 yıllarındaydı. Annem, anneannem ve dedemle birlikte Evka 7 Doktorlar sitesinde yaşıyorduk. O zamanlar 25-26 yaşlarındaydım. Vaktimin çoğunu arkadaşlarla mahallede takılarak, alısağı maçı yaparak ya da maçlara giderek geçiriyordum. Mahallede çok beğendiğim. Görünce dizlerimin titrediği, yollarını gözlediğim bir kız vardı. İsmi Zuhal. Orta boylu, sarışın, beyaz tenli, ela gözlü, su gibi bir kızdı. O kadar güzellik. Bir defasında halı saha maçı yaparken sahanın yanından geçmiş, herkes maçı bırakıp onun geçişini izlemişti. Her gün onun yolunu gözler olmuştu. Bazen otobüs durağında rastladığım için belki görürüm umuduyla. Otobüs duraklarını mesken tutmuştum. Çok dışarı çıkan bir kız değildi. Anneannem, anneannesini tanırdı. Bakkala markete çıkmasa ya da otobüse binmese neredeyse görmek imkansızdı. Rastladığımda selamlaşırdık. Normal, kendi halinde, sevimli bir kızdı. Görseniz hiçbir tuhaf tarafı yoktu. Bir zaman sonra mahallede dedikodular dönmeye başladı. Duyduğuma göre kendine zarar veriyormuş. İnanamadım tabii ki. Son zamanlarda pek görünmüyordu. Böyle tatlı bir kızın böyle bir şey yapmış olmasına inanamazdım. Yine bir gün arkadaşlarla mahallede toplanmış sohbet ederken karşıdan Zuhal'in geçtiğini gördüm. Yine normal görünüyordu ama gözüm kolundaki sargıya takıldı. Kolu boydan boya sarılmıştı. İnanmak istemesem de söylentiler doğru olabilir mi diye aklımdan geçirmeden edemedim. Arkadaşım Ahmet, Ruhal'i izlediğimi fark etti. Zaten kızı sevdiğimi de biliyordu. Yanıma yaklaşıp, bak kardeşim, o kızın psikolojisi iyi değil, boş ver gitsin dedi. Sinirlenmiştim. Sorunları olabilirdi ama o iyi bir kızdı. Herkes zor zamanlar geçirebilirdi. Yüzüme astığımı görünce uzatmadan sustu. Eve gidince anneanneme sordum. Zuhal'in anneannesiyle görüşmüş mü? Bu duyduklarım gerçek mi diye. Anneannem de aynı tepkiyi verdi. Evladım o kız iyi değil. Ondan uzak dur. Bulaşma dedi. Artık iyice emin olmuştum. Zuhal'in bir sorunu vardı. Zaman geçiyor. Arada Zuhal ile rastlamaya devam ediyordum. Ne olursa olsun sevdiğim kızdı. Ondan vazgeçmeye niyetim yoktu. Ama zaman geçtikçe Zuhal iyiden iyi değişmeye başlamıştı o tatlı sevimli kız gitmiş, yerine agresif, nalet bir kız gelmişti. Selam vermeye kalkanları bile sert bir şekilde tersliyordu. Zuhal bir gün aniden ortadan kayboldu. Ne mahallede, ne durakta, ne de markette görüyordum. Sonra anneannem, anneannesinden öğrenmiş. Zuhal'in kendisine zarar vermesi o kadar ciddi bir boyuta ulaşmış ki sonunda psikolojik tedavi için hastaneye yatırmak zorunda kalmışlar. Ama tabii sorunu neymiş, ne olmuş hiçbir fikrim yoktu. Kısa bir süre sonra da mahallede gördüm onu. Seslendim, duymadı ya da duymazdan geldi. Yürümüyor, ruh gibi süzülüyordu sanki. Hani günlerce uyumazsındı. Betim benzin atar, gözlerinin feri gider. Tıpkı o haldeydi. Bitmiş, mahvolmuş bir hali vardı. Oturdukları ev bizim top oynadığımız sahanın arka tarafında kalıyordu. Yani ister istemez bahçelerine sık sık top kaçardı. Bir gün yine topumuz onların bahçesine kaçmıştı. Tabi Zuhalder'in evi olduğu için kimse izin vermedim. O topu almaya ben gidecektim. Zuhal'i görme umuduyla bahçeye girip topu aldım. Biraz da gürültü yaptım bilerek duyar da çıkar diye. Bir anda pencereden Zuhal fırladı. Öyle bir tepki hiç beklemiyordum. Çığlık çığlığa bağırıyor bir erkek olarak benim bile ağzıma almaya utanacağım küfürler ediyor. Bana hakaretler savuruyor. Bir daha buraya girersen fena olur diye de ekledi. Ağzım açık kalmış, donmuş bir şekilde onu izlerken bir an kendimi toparladım. O sıralar durumunun ciddiyetini bilmiyordum. Kaç sene olur lan diye ben de ona bağırdım. Seni şikayet ederim görürsün deyip pencereyi çarpıp kapattı. Bizi seyreden arkadaşlar, Kerem, Yantınoğlu, seni belediyeye şikayet edecek herhalde deyip güldüler. Ben de onlarla birlikte güldüm ama çaktırmasam da içten içe yüreğim sızlıyordu. Sevdiğim kızdı. Tatlı, masum kız ne hale gelmişti. Aradan uzunca bir süre geçmiş, kış gelmişti. Ben bu süre zarfınca aylarca Zuhal'i hiç görmemiştim. Kendi kendime durakta oturmuş iç çekiyordum. Zuhal'e ne olduğunu neden aylardır ortalıkta olmadığını düşünüyordum. Yine hastaneye yasa mutlaka duyardım derken arkadaşım Ahmet'in sesini duydum. Uzaktan seslenerek yanıma geliyordu. O da son zamanlarda üzgün olduğumun farkındaydı. Bu durakta boş boş neden oturduğumu sormadı bile. Zaten nedenini biliyordu. "Bak Kerem" dedi. "Bilirsin. Seni severim. Arkadaşın olarak tekrar söylüyorum. Unut o kızı." Birden istemsizce nedenmiş o neden diye bağırdım. Ahmet'ten önce ben şaşırmıştım bu tepkime. Ahmet durumu anlayış göstererek tepkime takılmadan devam etti. Dedemi biliyorsun. Acıdır. Dua eder. Muska falan yazar isteyenleri. Zuhal'in annesi dedeme bir şeyler anlatmış. Sen beni dinle dedi. Ne kadar sorarsan sorayım. Ne olduğunu bir türlü söylemedi. İyice sinirlenmiştim. Bir hırsla kalkıp gittim. Madem bir şeyler dönüyordu, bana neden anlatmıyordu? Kafamda sorunlar deli gibi dolanıp dururken, arkadaşları gördüm. Halı sahaya maça gidiyorlardı. Beni de çağırdılar. Biraz kafa dağıtmak, biraz da kendime gelmek için kabul ettim. Çok sıkılmıştım. Biraz olsun huzura ihtiyacım vardı. Yine maç var sırasında, bu sefer istemeden topumuz Zuhallerin bahçesine kaçtı. Gitmeye çekinsem de topu almaya ben gittim. Topu alacakken neden yaptım bilmiyorum ama tofa ışımla bir tek mi geçirdim? Balkon demirlerine geldi. Yüksek bir sesle demirler zangırdadı. Tamam dedim. Şimdi yandık. Zuhal aniden balkona fırladı. Ve seni kocama söyledim. Bittin sen diye avaza çıktığı kadar bağırdı. Bu söylediğine çok şaşırmıştım. Çünkü sevdiğim kızın değil kocası, sevgilisi bile yoktu. Bildiğim kadarıyla tabii. Ben de selamımı da söyle dedim. Ahmet bahçe dışından bizi izliyordu. Ne ara geldiğini bilmiyorum ama dediğimi duymuş olacak. Gel abi seninle konuşalım dedi. Biraz yürüdük. Ahmet uzun uzun düşündükten sonra sonunda lafa girdi. Bak geçen söylemek istemedim. Çünkü çok üzüleceğini biliyordum. Ama başına bir şey gelsin de istemem. O yüzden beni iyi dinle. Zuhal'in annesinin dedeme geldiğinde ve yardım aldığından bahsetmiştim. Dedemin anlattığına göre Zuhal'e musallat olmuşlar. Zuhal'in annesine söylediğine göre bir cinle evliymiş. Hatta yakında bir bebeğim olacak bile demiş. Oğlum anladık. Kızın sorunları var. Uzak durmamı istiyorsun ama. Biraz daha sağlam sallasaydım bağır dedi. Ama Ahmet ciddiyetini hiç bozmuyordu. Benden söylemesi. Ben seni uyardım dedi. Ve yanımdan ayrıldı. Akşam tüm vaktimi balkonda Zuhal'e zor da olsa görünen evlerine bakarak geçirdim. Onu düşünüyordum. Neden birden böyle birine dönüştüğünü, o eski, o sevecen, o cana yakın, sempatik halleri gözümünü önüne getirip efkarlanıyordum. Düşünmekten yorgun düşmüştüm. Bitkin bir şekilde yatağıma uzanıp uykuya daldım. Bir ara bacaklarımın karıncalanmasıyla uykumdan sıçradım. Hareket edemiyordum. Tüm vücudum kilitlenmişti. Bağırmaya çalışıyordum ağzımı bile açamıyordum. Derken gözüm karanlıkta odanın içinde süzlen bir şeye takıldı. Tam göremiyordum ama odanın içinde siyah bir karartı geziyordu. Bana gittikçe şey yaklaşıyordu. Hissedebiliyordum. O kadar korkuyordum ki kalbim sıkışıyordu. Öleceğimi sandığım anda gözlerimi açtım. Uyanmıştım. O kadar etkilenmiştim ki tüm gece sakinleşemedim ve o gece bir daha uyuyamadım. Her gün gittikçe karavasanlar artıyor. Odamda dolaşan karaltı peşimi bırakmıyordu. Artık uykusuzluktan bir taf düşmüştü. Ahmet'in anlattıklarının etkisi ve yaşadıklarımdan sonra sinirlerim iyice gerilmişti. Bu olanları Zuhal'e bağlayıp bir ışımla evlerine koşup balkonun önünde ağzım çıktığınca bağırmaya başladım. Bu yaptığım en büyük hataydı. Perde aralandı ve Zuhal'i gördüm bu eski seveçen tatlı Zuhal'di. Bana tatlı bir şekilde gülümsedi ve perdeyi kapattı. Bu davranışımı mahallenin yaşlılarına biri görmüştü. Beni kenara çekip uyardı. Bak evlatım yapma. Başına bela alacaksın. O kız tekin değil. Zuhal'e gerçekten de musallat olmuşlardı. Ben dedikçe bana da saldırıyorlardı. O gece yatma zamanı gelince yatağıma girip dua etti. Çünkü korkuyordu. Uykuya daldığımda yine o korkunç hisle uyandım. Üzerimde öyle bir ağırlık vardı ki, değil hareket etmek, bağırmak, nefes almakta bile zorlanıyordu. Yatakta debelenirken gözlerim ayak ucumdaydı. Yine o karanlık süleyet ayak ucumda duruyordu. Ama bu sefer daha seçilebilir bir şekildeydi. Gözlerimi açabildiğim kadar açıp korka korka daha dikkatli baktım. Annemdi o ama aynı zamanda da değildi. Annemin kılığına girmişti. Bir türlü uyanamıyordum. Kımıldayamıyordum. Bu sefer kurtulmamı istemiyordu o şey. Ölmemi istiyordu. Sanki saatlerce mücadele etmiş gibiydim. Kendime geldiğimde yastığım, yatağım, üstüm başım her yerim ter içindeydi. Ciğerim patlayacakmış gibi nefes alıyordum. Sanki uzun zamandır nefes almamışım gibi. Gözyaşlarına boğulmuştum. O kız neredeydi? Ne yapmışlardı ona? Sevdiğimi benden almışlardı. Yerine başka bir şey koymuşlardı. Artık hiç huzurum yoktu. Kendi halimde yaşamaya başlamıştım ama bu musallat bir türlü yakamı bırakmıyordu. Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi bir de üstüme iftira atılması tuz biber olmuştu. Sitedeki bazı evlere hırsız girmişti. Birisi evlerden birinden çıkarken beni gördüğünü söylemişti. Gecenin bir yarısı Polis kapıya dayanıp beni karakola götürmüştü. Şok içindeydim. İftira atıldığına mı yanayım? Rezil olduğuma mı yanayım? Yoksa sabaha kadar nezarette kaldığıma mı yanayım? Bilememiştim. Polis parmak izimi ve ifademi alıp beni serbest bırakmıştı. O kadar sinirliydim ki. Bu kadar fazlaydı. Eve kafandım. Dışarıya çıkmıyor. Gelecek parmak izi sonuçlarını bekliyordum. Bunlara zuhali sebep olduğunu biliyordum tıpkı dediği gibi benimle uğraşıyordu. Bu adamlar beni o kadar etkilemişti ki ne yemek yiyordum ne uyuyabiliyordum. Ayakta eriyip gider olmuştum. Bir gün odamda oturmuş radyo dinlerken telefon çaldı. Arayan annemdi. Müjdeli haberi verdi. Parmak izi sonuçları negatif çıkmıştı. Suçsuzluğum kanıtlanmıştı. Bir anda üzerimdeki tüm kara bulutlar dağılmıştı. Üstümden koca bir yük kalkmıştı o an verdiğim mutluluk ve rahatlama hissiyle son hasamı yaptım. Koşa koşa Zuhal'in balkonunun önüne gittim. Ne oldu? Yine mi olmadı diye bağırıyordum. Bir insan eceline ancak bu kadar susardı sanırım. Bu sefer balkona çıkan olmadı. Zuhal'i görmedim. Ve zafer edasıyla kasıla kasıla evime gittim. Aradan aylar geçmişti. Ne karabasan yaşamıştım ne de rahatsız olacak bir şeyler olmuştu artık bittiğini, kurtulduğumu, kazandığımı düşünmüştüm. Ama yanılmıştım. En büyük saldırısına hazırlanıyormuş. O gün başka bir semtte oturan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Mahalleden arkadaşlarla halı sahada maç yapmayı planlamıştım. Oraya yetişmek için acele ediyordum. Ama ne yazık ki asla yetişemedim. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken son gördüğüm bana doğru hızla gelen bir otobüs olmuştu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kaç gün baygın kaldım bilmiyorum. İki hafta hastanede yattım ve hala sağ bacağımda bunun izini taşıyorum. Annemler ayaklanıp yürümeye başladığımda dedemin hastalığında fırsat bilip o mahalleden taşınma kararı aldılar. Kaçar gibi apar topar hazırlanmaya başlamıştı annem. Arkadaşlarımla vedalaşmak için sözleştik ve toplandık. Yıllarım bu mahallede geçmişti. Yaşanan onca şeye rağmen içim buruktu. Arkadaşlarla vedalaştık. Çok üzülmüştüm. Eve doğru yürümeye başladım. Biraz kafam dağılsın diye yolu uzatıyordum. Ve o gün son kez Zuhal'e rastladım. Durakta oturmuştu. Kendi başına. Yanına gitmeye korkuyordum. Bir yandan arkamı dönüp kaçarcasına oradan uzaklaşmak istiyordum. Bir yandan da hala onu görme isteğini engel olamıyordum. Kendi içinde bu mücadeleyi verirken farkına bile varmadan yanına varmıştım. Sessizce ona bakıyordum. Kerem, bu iş burada bitmedi dedi. Hiçbir şey diyemedim. Cevap veremedim. Sadece içimi kaplayan tedirginlik ve hafif bir buruklukla oradan ayrıldım. Aradan 10 sene geçti. Şunu kesin olarak söyleyebilirim. O günden sonra kısmetim kesin olarak kapandı. Sevdiğim hiçbir kızla yüzüm gülmedi. Hiç evlenemedim. Ara sırada olsa, karabasanlarım devam ediyor. O karanlık silüetler, yıllar sonra bile hala ziyaretime geliyor. Geçenlerde, yıllar sonra mahalleye gittim. Ahmet'e ziyareti, dayanamadım ve onların evinin önünden geçtim. Ev boştu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi, diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben, üniversiteyi kazandığımda annemlerle beraber, şehirde işledik. Benimle beraber onlar da taşındı. Tuttuğumuz ev müstakil bir evdi. Küçük bir bahçesi vardı. Odaları da küçüktü. Yerleştik. Alışma süreci derken bir hafta sonra garip garip olaylar başladı. Öncelikle ben kabus görmeye başladım. Kabus görüyordum. Uyanıyordum ama hala uykudaymışım gibi kıpırdayamıyordum. Hareket edemiyordum ve sesim çıkmıyordu. Bunlar bir iki derken artmaya başladı. Anneme söyledim. Odama bir Kur'an koydu. Seni korur dedi. Karabasan olayı azaldı. Hatta bir süre hiç olmadı. Bu sefer de farklı şeyler olmaya başladı. Bir akşam banyo yaptım. Odama girdim. Odamda saçlarımı tarıyordum. Benim odamda büyük bir boy aynası var. Onun önündeydim. Saçlarımı sarayıp anneme ördürecektim taradım. Sonra anneme seslendim. Annem içeri girdi. Yatakta oturuyordum. Yatağın arka tarafına oturdu. Saçlarımı örmeye başladı. Ben de aynadan izliyordum. Sonra dikkatle bakınca annemin yüzünün değiştiğini fark ettim. Gözlerimi ovuşturdum önce. Yanlış mı görüyorum diye. Sonra baktım düzeldi. Annem normaldi. Bana öyle geldi herhalde diye hiç ses etmedim. Saçlarımı örmeye devam et. Ancak baktım. Böyle bir örme şekli yok. Düğüm yapıp saçlarımı bağlıyor birbirine. İp bağlar gibi. Anne ne yapıyorsun sen dedim. Hala aynadan bakıyorum. O an suratı aşırı korkunç bir şekil aldı. Çığlık çığla odadan kaçtım. Salona girdim. Burada da ikinci Şoku yaşadım. Çünkü annemle babam salonda oturuyordu. Ne oldu dedi annem. Anlattım olanları. Saçıma baktı. Gerçekten düğüm olmuş. Öyle bir düğüm olmuş ki açamadı. Makasla kesti. Ben ağlıyordum. Bizimkiler de çok korktu. Annem dua okuyor ki kesti saçımı. Ben o odada yatmam artık anne dedim. Salonda uyurum. Tamam dedi. Salona bir yatak serdi. Hepimiz korktuk ama sadece ben değil yani. Gece iki üç civarı. Ben hala uyuyamıyordum olanları düşünüyordum. Ve düşündükçe de daha çok korkuyordum. O sırada odanın lambası yanıp söndü. Korkudan yorganın altına girdim. Anneme sesleneceğim ama sesimi çıkarmaya bile korkuyordum. Bir nefes sesi geldi. Erkek sesi gibiydi ama böyle hırıltılı bir ses. İyice yaklaştı. Ölecektim korkudan. İçimden dua okumaya başladım. Ben dua okuyunca o ses gitti. Ben de bir cesaretle annelerin odasına koştum ve odaya daldım. Sonra annemle babam korkarak uyandılar. Ben çok korkuyorum dedim. Işığı açtılar, kalktılar. Beni sakinleştirmeye çalıştılar. Dua okuduk. Sabaha kadar uyuyamadık hiçbirimiz. Güneş doğmaya başlayınca rahatladım ve uyudum. Uyandığımda öğlen olmuştu. Sonraki günler dua okumadan uyuyamadım. Bir günde annemle babam evden çıkmışlardı. Ben yalnızdım. Ders çalışıyordum. Benim masam camın önünde. Yani camdan dışarıyı görüyordum otururken. Müstakil ev olduğu için gelen geçen rahatlıkla gözüküyordu. Bir ara kafamı kaldırdım. Annemin geçtiğini gördüm. Hemen kalktım kapıyı açmak için. Ama kapıya vuran olmadı. Açtım kapıyı. Sağa sola baktım. Annem falan yok. Tekrar oturdum masaya. Ders çalışmaya devam ettim. Az sonra yine annemi gördüm. O kadar eminim ki onu gördüğüme. Tekrar kalktım. Açtım. Yine kimse yok. Bu sefer korktum iyice. Dışarı çıktım. Dışarıda oturdum. Evde korkuyordum çünkü. Kafamı masaya koydum. Annemlerin gelmesini bekledim. İçim geçmiş. Uyuklamışım bahçede. Sonra birisinin omzuma dokunmasıyla uyandım. Baktım annem. İçim rahatladı. Nerede kaldın dedim. Geldim işte dedi. Kapıyı açtım. Girdik içeri. Hemen yatak odasına girdi. Üstünü falan değiştiriyor herhalde dedim. Bir saat oldu çıkmadı odadan. Anne diye kapıyı tıklattım. Geliyorum kızım dedi. Tamam dedim. Mutfağa geçip bir çay koydum ben de. O sırada kapı çaldı. Babam diye düşündüm ama annemdi. Şaşkınca kala kaldım. Ne oldu kızım dedi. Hemen içeri. Yatak odasına koştum. Açtım kapıyı. İçeride kimse yok. Yine bağıra bağıra ağlamaya başladım. Anlattım anneme. Dua ediyoruz. Namaz kılıyoruz ama içimdeki korku bir türlü bitmiyor. Son olarak olayların patladığı gün ise şöyle oldu. Sabah namazı için annem beni uyandırmaya gelmişti. Sonra kalktım. Abdest aldım. Hep beraber namaza durduk. Babam en önde. Biz de annemle arkasındayız selam vereceğim anda yana doğru döndüm ve yan tarafımda babamı gördüm. Öteki tarafa selam vermeye döndüm. Orada da babamı gördüm ve çığlık attım. Kriz geçirdim resmen. Sonra da bayılmışım. Bizimkiler bir hoca bulalım dediler. Durumun kötüydü gerçekten. Ve bunlar sadece bana oluyordu. Annemle babam hiçbir şey yaşamıyordu. Ya da ben korkmayayım diye bana anlatmıyorlardı. Neyse bir hoca buldular eve geldi baktı okudu beni imkanınız varsa bu evden hemen çıkın dedi niye dedik bu evde bizden önce bakımcı oturmuş yani büyücü gibi bir şey kadının cinleri bu evde hala yaşıyormuş burayı sahiplenmişler buradan gitme imkanınız varsa gidin ben cinleri gönderirim ama bu uzun sürer bu sürede de burada kaldığınız için daha çok kinlenirler dedi Son olarak bize koruma muskası yaptı. Biz de kısa sürede oradan taşındık. Bir daha da böyle olaylar yaşamadık. Hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşanmış bir olay. Ben Çiğdem. Şu an 36 yaşındayım. Bu yaşadıklarım 7 sene önce oldu. Yeni evliydim. Evi tuttuktan bir hafta sonra garip sesler duymaya başladım. Sesler kulağımın dibimde Nefes almalara döndü. Oturma odasına Kur'an koymuştum. Orada otururken huzur vardı. Yatak odama geçmeye korkuyordum. Eşim olmadan odaya girip yatağa girdikten sonra bir kadın çığlığı duymaya başladım. Bu üç ay sürdü. Bir gece eşim şantiyede kaldı. Ben evde yalnızdım. Odaya girdim. Yatağa yattım. Tam uykuya dalacağım sırada biri boğazımı sıkmaya başladı. Bağırmaya kalkmaya çalıştım. Sanki biri kollarımı bağlamıştı. Hareket edemedim. Aklıma dua okumak geldi. Tam okumaya başladım. İçimden tekrar o çığlıkları duydum. Ve boynumdaki el boynumdan kalktı. Kollarında serbest kaldı. Ön taraftaki odaya kaçtım. Kur'an'da kucağında. Öyle yattım. Kapıya geldi. İçeri giremedi. Bana gel bir şey yapmayacağım. Bırak elindekini. Gel konuşalım. Sana zarar vermem ben dedi. Benim boylarımda genç bir kadın fakat sesi çok kalın ve derinden geliyordu. Ben korkudan gitmedim. Tabii ki başladım. Felak ve nas okumaya. Okuma diye bağırıp çığlık attı. Yatak odasına doğru kaçtı. Annemin bir arkadaşı var. Çok eski bir arkadaşı. Ertesi gün onu aradım. O bu konulardan anlıyor. Anlattım. Bana birkaç gün bekle. Bakalım ne olacak. Belki yalnız kalınca korkudan beynin oyun oynamıştır dedi. Bir hafta kadar ne ses duydum ne de birini gördüm. 28 Kasım aklımdan hiç çıkmıyor. Tarih 2010'da. Gece saat 4 gibi yatakta ağrı hissettim ve ürperdim. Eşim yanımda uyuyordu. Soluma döndüm. O kadınla göz göze geldim. Bağırmak istedim. Sesim çıkmadı. Eşimden yardım istemeye çalıştım. Olmadı. Kadın beni kaldırıp kapıya doğru fırlattı. Yere düştüm. Eşim hiçbir şey duymadı. Galiba hiç kalkmadı. Antre'de yine üstüme yürüdü. Bana bu evin onun olduğunu, beni öldürüp eşimi kendi iş yapacağını söyledi. Hemen içimden besmele çektim. Bana kızdı. Nas okumaya başladım. Dışımdan sesim çıkmıyordu. Zor okuyordum. O boşlukta oturma odasına geçtim. Kur'an'ı aldım. Ben Kur'an ile üstüne gitmeye başladım. Arka odaya kaçtı. Sabaha kadar ön odada korkudan hep Kur'an okudum. Teyzemi aradım. Sabah eşim işe gittikten sonra olanları anlattım. Tamam kızım ben akşamüstü sana gelirim. Biriyle görüşmeye gitmem gerek dedi. Kamile teyzenin yanına gitmiş. Olanları ona anlatmış. Akşam teyzem geldi. Çiğdem kızım. Bu ev uzun süre boş kalmış ve sahiplenilmiş dedi o kişiden kurtulmak için ancak yanında iğne taşıyıp sana saldırdığı zaman saplaman gerek dedi. Üstünde hep toplu iğne tut dedi. Tamam dedim. Bana resmen kadını tarif etti. Ağzım açık kaldı. Üç gün üç gece üstünde iğne bekledim. Gelmedi. Dördüncü gece saat 11-12 gibi geldi. Eşim erkenden yatmıştı. Uyatınca ses olmasın diye ben de yatmıştım yatağa girdim. Tam kaç dakika sonra bilmiyorum ama geldiğini hissettim. Yatakta, yanımdaydı. Ben ona dönünce bana saldırdı. Boğazıma basıp üstüme çıktı. Can ile resmen tepiniyoruz yatakta. Eşim bir dirhem uyanmadı. Tepki vermedi. Adam ölü gibi yatıyor. Artık gerçekten direncim kesilmeye başlamışken iğne geldi aklıma. İçimden besmele çekip eline batırdım. Feryat etmeye başladı. Bana yalvarıyor çıkart diye. İğneyi ben çıkarmadan asla benim sözümden çıkamazmış. Bana öyle söylediler. Eğer çıkartırsam beni öldürürmüş. Ona evi terk etmesini, bana ve haneme, eşime yanaşmamasını söyledim. Bunun üzerine ayetel kürsüyü okuyup onun gitmesini sağladım. Sanki evdeki o ağırlık sıkıntı bir anda kalktı gitti. Zor kurtuldum. Allah kimseye yaşatmasın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ebru, annesi Reyhan, kız kardeşi Sena ve abisi Kaan'la birlikte yaşıyordu. Reyhan, oturdukları evi satmış ve yeni yapılan bir binadan daireyi satın alan ilk kişi olmuştu. Taşınma işleri derken sonunda eve yerleşmişlerdi. Reyhan sabahları işe gidiyor, Ebru da kız kardeşiyle ilgileniyordu. Kaan da günün yarısını çalışarak yarısını da gezerek geçiriyordu. Aradan bir hafta geçmedi ki karşı daireye bu evi yaptıran adamın karısı yerleşti. Pervin Hanım, Pervin Hanım 60'ına merdiven dayamıştı. Hala bu apartmanı yaptırdıktan hemen sonra vefat eden kocasının acısını yaşıyordu. Aradan bir hafta, iki hafta, üç hafta derken geçen haftalarla apartmanın yarısı neredeyse dolmuştu. Bu arada Pervin Hanım Reyhanlara gidip geliyor, arayı hoş tutuyordu. Günlerden cumartesiydi. Reyhanların kapısı çalındı. Hoş geldin Pervin teyze. Buyur. Reyhan'ın davetini reddeden Pervin sözlerine şu şekilde devam etti. Güzel kızım. iki gün oğlumda kalacağım. Merdiven parasını vermeye geldim. Reyhan parayı aldı ve Pervin'le vedalaşarak kapıyı kapattı. Ebru genelde odasına kapanır, gününü kitap okumayla, film izlemeyle geçirirdi. Genelde korku filmlerini tercih ederdi. Bu filmler onu bir nebze olsun korkutsa da bu korku, bu his onun hoşuna giderdi. Yine bir korku filmi açmış izliyordu. Film cinlerle ilgiliydi. Telefonu çaldı. Arayan çocukluk arkadaşı Alaska'ydı. Ne yapıyorsun canım? Ebru filmi durdurdu ve konuşmaya başladı. Korku film izliyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Gene mi ya? Bıkmıyorsun değil mi? Dur tahmin edeyim. İlli cinli falandır şimdi o film. Diyerek dalga geçer bir şekilde güldü Alaska. Tabii kızım. Biz Türk'üz biliyorsun. Bizi zombi şeytan falan kesmiyor. Cin filmi olacak ki korkalım. İkisi de gülmeye başladı. Neyse. Hadi rahatsız etmiyorum. Yarın ararım ben gene. Diyerek kapattı telefonu. Ebru filmi izlemeye devam etti. Film bittiğinde saat 3'e geliyordu. Lavaboya gitti. İşini bitirip ellerini yıkarken bir şeyin farkına vardı. Havalandırmadan karşı dairenin lavabosu gözüküyordu. Karşı dairenin lavabosunun ışığı 3-4 kere yanıp söndü. Sonra bir ses duyuldu. Daha sonra uzaklaşan ayak sesleri. Ebru o gün Pervin'in oğlunda kalacağını biliyordu. Acaba kadının evine hırsız falan mı girdi ya diye konuştu kendi kendine. Neyse, çıkar kokusu dedi. Ellerini yıkayıp çıktı ve uyumaya gitti. Günler Ebru için hiç rahat geçmiyordu. Garip sesler duyuyor, bu seslere bir anlam veremiyordu. Bir gün Pervin'le kapıda karşılaştı ve içini kemiren soruyu sordu sonunda. ''Pervin teyze, sen oğluna kalmaya gitmemiş miydin anne?'' Hani? O gece senin hiç akraban falan geldi mi senin eve? Pervin teyze başını hayır anlamında sallayarak yok yavrum neden ki diye sordu. Tam o sırada Reyhan kapıdan çıkıyordu. Neyse görüşürüz teyze sonra diyerek hızla içeri girdi Ebru. O gece sabaha kadar oturdu ve arkadaşlarıyla konuştu. Bunu çocukluk arkadaşı Alaska ile paylaştı. Alaska'da ne yapılacağını bilmiyordu ve anlam veremiyordu. Zamana bırak demekten başka bir şey gelmiyor elinden. Sabaha kadar oturduğu için öğlen saatlerinde uykusu geldi Ebru'nun ve gözlerine daha fazla hakim olamadı. Rüyasında hiç hayal bile etmediği şeyler görüyordu. Karşı dairelerinde oturan Pervin, kocasının mezarında onun toprağını hızla ağzına atıyordu ve yiyebildiği kadar toprak yiyordu kollarını o kadar hızlı kımıldatıyordu ki neredeyse kolları gözükmüyordu bile. Ebru onu öylece seyrediyordu. Bunun bir rüya olduğunun farkında değildi. Ervin onu gördü. Hızla başını çevirdi. Toprak yer misin Ebru dedi. Damarları şişmiş, gözlerinden kan geliyordu. Bacakları ve kollarının üzerinde, yerde sürünerek Ebru'nun üzerine hızla geliyordu. Ebru kapının çalma sesiyle uyandı. Kanter içindeydi ve kalbi olağan dışı bir şekilde atıyordu. Kapıya doğru koştu ve kapıyı açtı. Karşısındaki kişi pervindi. Ebru korkudan öylece kala kaldı. Titreyen ve çatallaşan bir ses tonuyla ''Buyur Pervin teyze'' dedi. Pervin içeriye şöyle bir göz attı. Soğuk bir sesle ''Annen evde yok mu?'' dedi. Ve Ebru'dan hayır cevabını aldı. Annen gelince bana kahve içmeye gelin. Yalnızlık çekilmiyor dedi. Gülerek Pervin teyze vedalaştıktan sonra Ebru kapıyı kapadı ve dolan gözlerini sildi. Reyhan geldiğinde Pervin'e kahve içmeye gittiler. Ev küçüktü ama şirindi. Onlar salonda otururken Pervin de kahve yapıyordu. İçeriden tartışma sesleri geliyordu. Ama Pervin mutfakta tekti. Anlamıyor musun beni? Kız hissediyor. Belli etme kendini. Azıcık geri planda dur. Hayır, öyle demek istemedim. Bunu sen daha çok iyi biliyorsun. Sen ne yapacağını bilirsin. Sadece seni uyarıyorum. Beni tehlikeye sokma. Reyhan da o sırada telefon görüşmesi yapıyordu. Bu tuhaf tartışmayı Ebru duydu. Gerçek mi? Onu da son zamanlarda hayalle gerçeği ayırt edemiyordu zira. Kahveleri içildi sohbet edip evlerine dağıldılar. Ebru geceyi düşünerek geçirdi. Cevabını bulmaya çalıştığı tek bir soru vardı. O dairede neler oluyor? Aradan iki ay geçti. Apartman tamamen dolmuştu. Ervin'e arada sırada kız kardeşi ziyarete geliyordu. Fakat mutsuz bir görüntüsü vardı. Bir gece tartışmalarına uyanan Ebru hemen kapı deliğine koştu. Kapının dışına çıkan Pervin'in kardeşi öfke patlaması yaşıyordu. Elinde de tuhaf, anlamsız bir takım kanla Arapça yazılmış parşamenler kibrite batırılmış etrafını etlerin sardı. Küçük bir top ve neyin kemiği belli olmadı. İki tane de kemik vardı. Ses tonunu ne kadar kısmaya çalışsa da Pervin'in kardeşi bunu başaramıyordu. Abla bu ne? 60 yaşına geldin. Abla bıkmadın mı bunlardan? Yine kimle uğraşıyorsun?'' Yine kimi istiyorsun? Yeter artık. Buna izin vermeyeceğim. Kendine gel. Seni bu beladan en kısa sürede kurtaracağım diyerek kapıdan çıktı. Elindekileri kapının önündeki çöpe attı ve hızla binadan uzaklaştı. Pervin hiçbir şey diyemedi. Sustu. Eve tam girerken Ebru'ların evine baktı ve Ebru'yla göz göze geldi. Ebru delikten gözünü hızla çekti ve kapıya yaslandı derin derin nefes alıyordu. Kapının deliğinden tekrar baktı. Bir çığlık atarak odasına koştu. Reyhan, Evron'un çığlığına kalkıp ne olduğunu sorduğunda Evru sadece kabus gördüğünü söyledi. Gördüğü görüntü onu alt üst etmişti. Pervin'in kapısının önünde siyah, uzun, çarpık bacaklı biriyle konuşuyordu. O şey baştan aşağı simsiyah. Aradan bir hafta daha geçti. Ebru yaşadıklarının üzerini kapatmaya çalışıyordu. Onları gün içinde aklına bile getirmiyordu. Okuduğu kitaba kilitlenmiş, başka bir dünyaya giriş yapmıştı. Aradan üç saat geçti ki, çığlık sesiyle irkildi. Karşı daireden geliyordu. Koşarak dışarı çıktı. Pervin'i gördü ve hemen evin kapısını kapatarak kardeşinin görmemesini sağladı. Pervin kapının girişinde yatıyordu. Gözlerinden kan akıyordu elleri, kolları, elbisesi toprak içinde ve bacaklarıyla kolları kırılmış, ters dönmüş bir şekilde boşluğa bakıyordu. Yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Hayır, gülümseme değildi bu. Yaklaşınca fark etti Ebru. Dudağının yanı baştan aşağı çizilmiş, dikilmiş ve kanla boyanmıştı. Bağıran ise Pervin'in kız kardeşiydi. Yapmış sonunda Uğraşma dedim yapmış diyerek çığlık atıyor. Kendini yerden yere vuruyordu. Evru polisi ve ambulansı aradı. Onlar geldiğinde Pervin'in kardeşi çoktan kendinden geçmişti. Cenaze olup aradan bir iki gün geçtikten sonra Pervin'in kardeşi Ebru'lara geldi. Reyhan ve Kaan işte olduğu için evde sadece Ebru ve Sena vardı. Ebru kapıyı ikinci çalıştı açtı ve kadını içeri davet etti. Bir şey içer miydiniz? Hayır, sorularını yanıtlamaya ve seni uyarmaya geldim. İsminiz neydi? Elvin, Elvin Hanım. Pervin teyze neden bu şekilde? Şey, oğluyla arası çok iyiydi. O neden gelmedi cenazeye? Onun oğlu yoktu. Oğlum dediği şey bir cindi ve ablama hizmet ediyordu. Büyü yapmasında yardımcı oluyordu. Ah Pervin, bu işleri kocası öldüğünde bıraktığını sanıyordum. Kocası da onlar yüzünden öldü. Akıllanmadı. Seni gözüne kestirmiş. Sana büyü yapmaya kalkmış ama başarılı olamadı. Dikkatli ol Evru. Seni uyarmaya geldim. Oğlum dediği cin sana aşık. Evru hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Sadece duydukları değil, gördükleri de buna sebep oluyordu. Elgün ve kız kardeşi Sena'nın ayakları tersti. Ebru gözlerini kapadı. Açtığındaysa bambaşka bir boyutta olduğunu anladı. Ateşten varlıkların yaşadığı, ateşten beslenen ve ateşi tapan varlıkların yanındaydı. O şey buradaydı. Bir çığlık sesi bütün her yeri kapladı. Bir gazetenin röportajından kaç sene geçti demiştiniz Reyhan Hanım. Altı sene geçti. Kızıma ulaşamıyorum. Elvin denen kadın beni buldu. Onlarla ilgili böyle şeyler anlattı işte. Kahrımdan bu kadar sene nasıl ayakta kaldım bilmiyorum. Yaşıyorum ama bir o kadar da ölüyüm. Onlar dediğiniz cinler mi? Anmayın atlarını. Bizi duyuyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara bulaşanları perişan ediyorlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Aslında bu hikaye benden çok babamın hikayesidir. Beni okutmak için türlü türlü işlerde çalışan, hamallık yapan, inşaatlarda tuğla taşıyan, yeri geldiğinde karton toplayan, en sonunda da sonunu getirecek mesleği bulan bir gazsalan hikayesi. Hatırlarım, ben daha küçükken başladı, geçim sıkıntımız, tavana akan bir gece konuda yarı aç, yarı tok uyuyup uyandığımız çok oldu. Ben doğmadan, asla annemle tanışmadan bile çok önce fakirlermiş. Sonra toparlamış kendini, evlenmiş. Ben doğduktan sonra yine ters gitmiş iş güç. Sağlık olsun derdi hep babam. Yeter ki bütünlüğümüz bozulmasın. Ben okul hayatıma bir sene geç başladım. Ne önlük, ne defter kalem alacak parası yoktu babamın. Ne yaptı ne etti, bir iş buldu ve toparladı durumları. Hem kendinden daha yıpranmış gece kondusuna hem de ailesine baktı. Gece kondu dediğime de aldanmayasınız. Elektrik ve suyu sayaçlıydı. Haramdan korkardı babam. Beni de öyle büyüttü. Anneme gelince dermansız bir hastalıktan kaybettik onu. İkimiz de yıkıldık ama babam her ne kadar belli etmese de daha çok yıkıldı. Kederinden içseydi iyiydi belki.'' Ama içkiye verecek parası da yoktu. Neticesinde ne sağlık oldu ne de bütünlük. Zor böyle bana ortaokulu bitirdi. Bırakayım okulu, bulayım bir iş, çalışayım ben de dedim ama kabullendiremedim. Benim gibi olma dedi. Oku, büyük adam ol. Tabii malumunuz ki bizim memlekette büyümek de okumak da biraz pahalı. Ama neyse ki babam başımdaydı. Bulduğun sonunda asgarinin altına düşmeyecek bir gelir Yapıldı sigortası Başladı işe Gaz saldı benim baba. Ölüden ve ölümden korkardı ama Bana bakmak, okutmak Her türlü ihtiyacımı karşılayarak Rahat ettirmek için En büyük korkularından biriyle Yüzleşmek zorunda kalmıştı Onurlu ve cesur bir adamdı babam İlk iş günü Eve geldiğinde hiç konuşmadı Nasıl geçti diye sorsam da öylesine geçiştirdi. Anlatılmaz tabii, Merhumların ne hale geldikleri. Kim bilir ilk günden neler gördü de neler geçti aklından. Sonraki günlerde de benzer travmalar yaşadı. Her halinden belliydi ama ilk günlere göre daha rahat sayılabilirdi. İştahsızlık hali bitmişti mesela. Arada sohbet de etmeye başlamıştık. İş yerindeki arkadaşlarından falan bahsediyordu. Ben de okula başlamıştım. Onun iş hikayeleri, benim okul muhabbetlerim derken, eski halimize döndük zamanla bir süre sonra ilçede üç katlı eski bir evin ikinci katını kiraladık. Yeni ev heyecanı, yeni bir hayat demekti bizim için. Maddi sıkıntılarımız yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Biz de herkes gibi bir hayat yaşamaya başlamıştık. Her ne kadar annemin eksikliğini hissetsek de iki erkek üstesinden geliyorduk ev işlerinin. Aradan haftalar geçti. Bir gün eve geldiğinde yüzü bembeyazdı. Hasta sandım ilk başlarda ama sorduğumda yok bir şeyim, iyiyim dedi. Yorulmuş olsa gerek diye düşündüm. Zordu tabii işi. O kadar bedeni kaldırır, indirir, çevirir, ağır işti bir yerde. Beraber akşam yemeğimizi hazırladık. Hiç konuşmuyordu. Arada sohbet olsun diye bir şeylerden bahsediyordum ama o söylediklerimi havada bırakmasa da pek oralı olmuyordu. Üstüne gitmek istemedim. Yemeğimizi yedikten sonra ben derslerimin başına geçtim. O da her zamanki gibi televizyonun karşısında uyuyakaldı. Normaldi tabii. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Babamın bir günü diğerini tutmuyordu. Bazen üzgündü, bazen sinirli. Kimi zamanlar çok neşeli olsa da genelde negatif bir enerjisi vardı. İkimizin de evde olduğu bir gün konuşmak, belki de derdine derman olmak istedim elimden geldiğince çok dengesizdi çünkü halini vaktimi sorayım dedim ama tersledi beni o yaşıma kadar ilk defa azar işitmiştim babamdan utancımdan sustum kaldım bir süre sonra odama gittim ve ağladım o sırada kapım çaldı ve babam girdi içeri beni öyle görünce o da üzülmüştü muhtemelen yaptığı hatanın farkına vardığı için gelmişti geldi oturdu yanıma Özür diledi koca adam boynunu bükerek. O anda eridi içimdeki buz. Sorun olmadığını söyledim ve güldüm. O da güldü ama yüzündeki gülümsemenin altındaki burukluk, içler acısıydı. Teselli etmek bir evlat olarak bana kaldı. Sanki koca bir adamın kendinden küçük bir çocuğa teselli verdiği gibi konuştum. İçimdeki dert her neyse ondan kurtulmasını, umursamamasını nasihat etti. Çünkü, İçimizde büyüttüğümüz dertler, olduğumuz kişinin dışına çıkartırdı bizi, annemden sonra kalan bütünlüğümüzü, sadece içimize attıklarımız bozabilirdi. Gülümsedi ve bana sarıldıktan sonra benimle gurur duyduğunu söyledi. Sonraki kısa birkaç gün, halimiz vaktimiz yerinde olsa da, yine dengesiz ruh hali bozuklukları başladı babamın. Çok okuyan bir çocuktum ve bir, bir kitapta bipolar bozukluk diye bir hastalığın varlığını öğrendim. Tüm belirtiler babamla uyumluydu. Zaman zaman gereksiz harcamaları yapar. Sonra da oturup onlardan pişmanlık duyardı. Tabi bu durum maddi durumumuzda yine kötü etkilemeye başlamıştı. Bir gün geçtim karşısına. Anlattığım durumu kabullenmedi tabi. Utanılacak bir şey yoktu oysa. Her ne kadar bir doktora gitmemizi önersem de Nuh dedi, peygamber demedi. Zaten yıllar sonra öğrendim ki durumu benim sandığımdan çok farklıymış. Artık lise 3'ün son dönemindeydik. Küçük bir ilçede yaşadığımız için bazı haberler de hızla yayılıyordu. Bakmayın hızlı dediğime. Aslında bu iki seneden biraz daha uzun bir meseleydi ama söylentilerin okul koridorlarına kadar ulaşması ancak bu kadar sürmüştü. Arkadaşlarım kendi aralarında sürekli üç harflerden bahsediyorlardı. Kusura bakmayınız. Ben isimlerini pek anma açlıyım ne de olsa. Ne zaman bu muhabbetler dönmeye başlasa ya sessiz kalır ya da oradan ayrılırdım. Sınıftaki arkadaşlarımdan birinin de babası gasilhanede çalışıyordu babam gibi. Birbirlerini tanıdıklarını biliyordum. Ahmet amca anlatmış bizim Hasan'a. Son zamanlarda benzer vakalardan yıkanmak için getirilen çok fazla beden varmış. Hepsinin de bedenleri morarmış. Neredeyse tüm kemikleri kırılmıştı tabuttan taşa koymaları bile ayrı bir çaba gerektiriyormuş. Abartılı mıdır bilmem ama kömür çuvalı gibiymiş bazıları ve hiçbirinin de ölüm nedeni bilinmiyormuş. Bunları duyduğumda çok korkmuştum. Tüm gün boyunca kendimi derse veremedim. O söylenenleri de düşünmedim tabi ama gözümde canlananlar ve gerçek dünya arasında sürekli gidip geldim. Akşam eve gittiğimde babam benden önce gelmişti eve. Aslında bu duruma sevinmedim değil. Çünkü tek başıma korkacaktım evde. Babamı görünce ister istemez yüzümde bir gülümseme belirdi. Erkenci olduğunu söyleyerek sarıldım babama. Her akşam sarılmazdık ama o akşam içimden çok gelmişti. Yorgun olduğunu, iki saat erken çıktığını söyledi işte. Duşa girdim. İki lokma bir şeyler atıştırdım ve babamın karşısındaki koltuğa geçtim. Uzanıyordu o da. Sıradan bir sohbet başlatmak adına neden her gün bu kadar yorgun olduğunu sordu. Hiç lafı gevelemeden bir sürede az kişiyle çalıştıklarını, bunun da üzerinde çok fazla iş yükü bıraktığını söyledi. Mantıklı bir cevaptı. Neden az kişi çalıştıklarını sorduğumda, işten ayrılanlar olduğunu söyledi. Yüzündeki endişe okunabiliyordu. Üzerine gitmek istemedim. Yattığı yerden doğrulduktan sonra oturur bir vaziyet aldı ve bana iyice yaklaştı. Yüzündeki endişe Kararsızlık ve korku çok net bir şekilde anlaşılabiliyordu. Hayatın içinde göremediğimiz ya da şimdiye kadar şahit olmadığımız tuhaf olaylar olabileceğini söyledi. Ama her ne olursa olsun, her türlü olay ve durum karşısında Allah'a sığınmamızın en doğrusu olduğunu da ekledi. Ne demek istediğini anlamıştım ama zihnim bir taraftan da anladıklarımı reddediyordu. Ne demek istediğini daha açık bir şekilde söylemesini istedim. Önce yere baktı. Sonra yeniden gözlerini bana çevirerek artık büyüdüğümü, benden bir şey gizlemek istemediğini söyledi. Ve daha sonra kısık ve isteksiz bir şekilde ilçede tuhaf şeyler olduğunu söyledi. Anladığım şeyi daha net bir şekilde söylemesini bekliyordum. O adını anmadıklarından bahsetmesini istiyordum. Babamın anlattıklarına göre o gün de aynı şekilde morarmış, kemikleri kırılmış, Ölmüş olmasına rağmen Yüzündeki korku ifadesi Hala daha net bir şekilde belli olan Bir beden getirilmiş Ahliyle kimse onu yıkamak istememiş ama Babam geri adım atmamış O girmiş yıkamaya Daha sonra söylentilerden yola çıkarak Hoca efendiye çekinerek sormuş işin aslanı Hoca ilk başlarda kaçamak cevap vermiş ama En sonunda itiraf etmiş Bunun şeytanın oğlu olarak kabul ettiği Mihrez'in işi olduğunu söylemiş. Babam için isimlerin önemi yokmuş tabi. Duydukları ona yetmiş O gün işten ayrılmaya karar vermiş ama mezarlık işlerindeki üstü. Babamı işi bırakmaması için ikna etmiş. Saf adamdı babam. Haliyle istifadan vazgeçmiş. O akşam bana ertesi gün yüklü bir miktarda kredi çekeceğini, eğer kendisine bir şey olursa o parayla idare etmemi Gerekirse bir işe girmemi vasiyet etti. Kabullenmedim tabii. İşten çıkması konusunda ısrar ettim. Krediyi de çekerdi. Ben de okula bir süreliğine ara verir, o da iş bulana kadar çalışırdım. Benim iş bulmam, ona göre daha kolaydı. Gençtim, enerjik. Babam bunu kabul etmedi. Gururu korkularının önüne geçiyordu. Haklıydı bir yerde. Senelerin getirdiği bir travmaydı. Ekonomik yetersizlik. Geriye düşmek istemiyordu artık ama düşseydi de başımıza bunlar gelmeseydi. Ertesi gün okula gittiğimde Hasan'ın olmadığını yoklamada fark ettim. Kötü haber tez yayılırmış. Gün içinde babasının vefat ettiğini öğrendik. Üzülmüştüm ama aklıma bir anda babam düştü. Ne Hasan kaldı ne de başka bir şey. Okuldan erkenden çıkıp hemen mezarlığa koştum. Soluksuz kalmış olsam da kısa sürede mezarlığa vardım. O kadar kalabalıktı ki Yine atsanız düşmez. Bir de polis arabaları vardı. Endişeye düştüm haliyle. Babamı bulmayı umarak kalabalığın içine daldım hemen. Kasilhanelerin önü polis şeridiyle kapatılmıştı. Haliyle ben de orada kala kaldım. Babama seslendim var gücümle. Bir memur gelerek beni omzumdan yakaladı. Ve biraz kibar, biraz da emrivaki bir şekilde geride durmamı söyledi. Kasilhanelerin birinin önünde memurlar ve sivil giyimli adamlardan oluşan ayrı bir kalabalık olduğunu gördüm. Her ne kadar görmeye çalışsam da içeride bir şey göremedim. Hemen aradım babamı ama açmadı. İkinci arayışım da açtı. Mezarlıkta olduğumu, onu bulamadığımı söyledim. Benim sesim ne kadar endişeliyse onun sesi de o kadar yumuşak ve ürkekti. Üst komşumuz Osman abi ve eşi Ayşe ablaya gitmemi döndüğümde beni alacağını söyledi. Neden diye sordum. Gelince anlatırım dedi. Dediği gibi üst komşuza gittim. Onların da durumdan haberleri vardı. Hiç kocunmadan misafir ettiler beni. Ertesi günün sonunda geldi babam. Yorgunluğu ve uykusuzluğu her halinden belliydi. Hemen oturduğum yerden kalkarak olduğum yerde dudaklarından bir şeyler dökülmesini bekledim. Beni görünce yapmacık bir şekilde gülümsedi. Tutamadım kendimi. Koşup sarıldım. O da bana sarıldı. Evimize indik. Oturduk koltuğa. Anlat dedim. Sonra konuşuruz diye karşılık verdi. Kabul etmedim. Ergenlikten mi dersiniz? Yaşadığım stresten mi dersiniz? İlk defa babama bu kadar sert konuştum. Artık çocuk olmadığımı kendisi söylemişti birkaç gün önce. Şimdi neden gizliyordu ki olanları? Kabullendi. Kısaca özet geçti. Bir süredir az kişi çalıştıkları ve buna benzer çuval gibi olan bedenlerdi tabuttan taşa aktarmak adına ikiden çok kişi gerektiriyormuş. Ahmet amca içeri girmiş. Babam da merhumun yakınlarından birini çağırmak için dışarıda kalmış. Merhumun yakınıyla kapının önünde konuşurken içeriden güçlü çatırtılar duymuş. Babam başını içeriye soktuğunda Ahmet amcanın eklem eklem kendi içine doğru katlandığını, morardığını, çıt çıkarmadığı halde yüzündeki acı ifadesini görmüş haliyle çığlık atarak atmış kendini dışarı. Tabii dışarıdaki insanlar da kaçışmışlar. Sonra polislere haber verilmiş. Babam bir süre şok yaşamış. Polise ifade vermek için hazır olduğunu söylediklerinde ne savcı ne de başkası inanmamış haliyle ifade vermesi için karakola götürülmüşler. Zaten bizim dışımızda kim inanırdı ki böyle bir şeye? Bu mevzuyu yüzünden ücretsiz izne çıkarmışlar babamı. Babama inananlar da İnanmayanlar da onunla konuşmak istemiyordu. Herkes olanlardan korkuyordu. Tüm ilçenin üzerine lanetli bir bulut çökmüş gibiydi. En güneşli günler bile bizim gözümüzde karanlıktı. Ben de yalnız kalmıştım haliyle. Babam her ne kadar okula gitmem konusunda ısrarcı olsa da onu yalnız bırakmak istemiyordum. Nasıl bırakabilirdim ki? O benim babamdı. Babamın işe döneceği zaman oldukça uzun bir şekilde tartıştık babamla. Ben onun işe gitmesini istemiyordum. O da benim evde kalmamı istemiyordu. Her ne kadar ikimiz de birbirimizin iyiliğini düşünsek de ortak bir paydada buluşamıyorduk. Tabi haliyle evin büyüğünün sözü geçerli oldu ve o işe gitti. Ben de okula gitmek zorunda kaldım. Aradan geçen birkaç huzursuz günün sonunda evde otururken babamın geleceği saati iple çekiyordum. O sırada uyuyakalmışım. Kötü bir kabusla uyandım ama ne olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Hava kararmıştı. Babam hala eve gelmemişti. Gelse muhakkak duyardım. Yine de yattığım yerden hızlı bir şekilde kalkarak odaları gezdim. Hayır yoktu. Evin içinde bir not aradım ama bulamadım. En sonunda babamı aradım ama açmadı. Sonra kimi arayacağımı bilemedim. En sonunda gazilhaneye gitmeye karar verdim. İçimde öylesiye bir korku vardı. Babam bir şey olmasından korkuyordum. Koşar adımlarla gasilhaneye gittim. Bekçi Rıfat amcayı gördüm. Babamı sordum. Her zamanki saatinde işten çıktığını söyledi. Telaşlanmıştım. Rıfat amca da panimi anlamış olacak ki. Beni telkin etmeye çalıştı ama söz konusu babamdı. Kimsenin söyledikleri umurumda olmazdı. En sonunda karakola gitmeye karar verdim. Tam karakolun önüne gelmiştim ki telefonum çaldı. Şükürler olsun arayan babamdı. İş çıkışı Hoca Efendi'ye uğradığını şimdi evde olduğunu söyledi. O kadar sinirlenmiştim ki azarladım sanki. Kabahat işleyen bir çocukmuş gibi. Öfkeyle eve geri döndüm. Telaşla anahtarımı almayı unutmuşum. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Dakikalarca kapının önünde bekledim. Her defasında da zil çaldım. Kapıyı yumrukladım. Çıkardığım gürültüye Osman abi indi. Anlattım durumu telaşla. Kralım mı kapıyı diye sordu. Düşünmeden kabul ettim. Tam o sırada içeriden bir takım sesler geldi. Babam olduğu düşüncesiyle yeniden vurdum kapıya. Ama yine de açılmadı. Bir taraftan ben, bir taraftan Osman abi bağırmaya başladık. Biz ne kadar kapıya vursak, içeriye seslensek içerideki takırtılar yerini korkunç uğultulara Eşyaların kırılma seslerine bıraktı. Osman abi kafiye tekme atıp omzuyla zorluyordu ama kapı duvar olmuştu sanki. O sırada Ayşe ablanın da yanımda olduğunu anımsıyorum. En sonunda içeriden gelen sesler kesildi. Telefonum çaldı. Arayan babamdı. Titreyen ellerimle telefonu zor tutuyordum. Yine de açtım. Dayanılmaz bir şekilde mekanik bir had sesi yükseldi ahizeden. Telefonu kendimden uzaklaştırdım bir anda. O sırada telefon kapandı. Babam kapıyı açtı. Hepimiz şok halindeydik. Apartmandaki tüm konu komşu onun yüzüne bakıyordu. O da bizim yüzümüze. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. O kadar gürültü duyulmamış. İçeride savaş çıkmamış gibiydi. Babamın yüzü ise uykuluydu. İçeri girdiğimde şok halindeydim. Babam bir taraftan mahcup bir şekilde beni telkin etmeye çalışıyor. Bir taraftan da kaldığı ile ilgili yeminler ediyor. Ben kendime gelemiyordum. Sabah olduğunda hafta sonu olduğu için okula gitmedim. Babamla da kahvaltıda adam akıllı konuşmaya karar verdim. Ya o işi bırakacaktı ya da ben bu evi terk edecektim. Tabii ki amacım onu tehdit etmek değildi. Sadece üzerinde etki bırakmak istiyordum. Uzun uzun tartıştık. En sonunda iki gün sonra aylığını da alıp işi kesin olarak bırakacağına dair söz verdi. Ama o iki gün onun sonu olacaktı. Söz verdiği gibi maaş günü gelmiş, bugün son iş günü olduğunu söyleyerek beni öpüp evden çıkmıştı. Ben de onun arkasından okula gittim. İçimde bir taraftan sevinç, bir taraftan da haftaların üzerimde hüküm sürdüğü korku vardı. Karmaşık bir ruh halinin esiri mi dersiniz? Başka bir şey mi bilmem ama o gün okulda öğretmenlerin de dahil olmak üzere hemen herkesle ters düşmüştüm. Sanki bilerek herkes benden uzaklaşıyor. Bir kirpi gibi yanıma yaklaşana dikleniyordum. Son derse doğru okul müdürümüz Hakan Hoca beni yanına çağırtmıştı. Tam da o sırada ders zili çaldı. Hakan Hoca'nın yanına girdiğimde beni içeri buyur etmiş. Arkamdan kapıyı da kapatmamı rica etmişti. Söyleneni yaptıktan sonra oturmamı istedi. Okuduğum seneler içinde hiçbir zaman onun odasına girmemişti ve bana yaklaşım biçiminin normal olup olmadığını bilmiyordum. Söyleneni yaptım. Nasıl olduğumu sordu gülümseyerek. İyi olduğumu söyledim. Derslerimin nasıl gittiğini sordu. İyi gittiğini söyledim ama son zamanlarda iyi gitmediğini biliyordum. Bununla ilgili olduğu fikrine kapıldım ama asıl konunun çok daha farklı ve dehşet verici olduğunu öğrenmem uzun sürmedi. Beni yanına çağırmadan önce bir telefon almıştı. Konu babamla ilgiliydi. İşi gereği girmek zorunda olduğu sıradan bir cenaze yıkama sırasında içeride olması gerektiğinden fazla kalmıştı. İş arkadaşları merak ederek kafayı çalmışlar. Tam o sırada içeriden babam ve cenaze sahibinin korkutucu ve dehşet verici seslerini duymuşlar. Her ne kadar etraftaki insanlar içeriye girmeye çalışsalardı bu mümkün olmamıştı. İlk önce içeride kavga olduğunu düşünmüşler ama durum sandıklarından çok daha kötü olduğunu içeriye girdiklerinde anlamışlar. Söylediklerimi ve söyleyeceklerimi bu olaydan sonra işi bırakan Rıfat amcadan dinledim. Rıfat amcanın söylediğine göre içeri girdiklerinde gördükleri manzara, fanyaslı duvarlar, yüksek tavan, balçık ya da çamur gibi bir şeyle kaplıymış. İçeride tarif edilmez bir şekilde is kokusu varmış. Yıkanması için getirilen cenazenin Tüm uzuvları yattığı yerde ters dönmüş bir şekildeymiş. Cenazenin yakını da aynı şekilde uzuvları dönmüş bir şekilde yerde yatıyormuş. Teni mosarmış. Çene kemiği yerinden çıkmış. Ağız olabildiğince açılmış ve yüzünde çığlık atıyormuş gibi bir ifade varmış. Babam ise o bir köşeye silmiş. izlerini kendine çekmiş, tavandaki bir köşeye doğru korku ve şok halinde bakıyormuş. Tuhaf tarafıysa Dudaklarında küçük bir tebessüm varmış. Hızlı hızlı ama kesik kesik nefes alıyormuş. Bir anda çığlık atmaya yeltenmiş ama kasilhaneye girenlerden biri bir anda dua etmeye başlayınca nereden geldiği belli olmayan sağır edici bir çığlık kokmuş. O çığlığı sadece içeridekiler duymuş ve babam bayılmış. O zamanlardan bugüne kadar bir akıl hastanesinde tecrit altında yaşadı babam. Tek kelime etmedi ama onu her ziyaretimde beni tanırdı. Gülüşlerinden anlardım. Sonra odanın bir köşesine dalıp bazen kriz geçirmesiyle, bazen de korku nöbetleriyle son bulurdu. Ben de onun iyiliği için yıllar önce ziyaret etmeyi bıraktım babamı. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu yaşadıklarım aklıma geldikçe ürkerim. Aslına bakılırsa çok da hatırlamak istediğim anlar değildir. Ama babamın hikayesini herkesin bilmesini onun bir deli olmadığını şahidi olarak olanları anlatmak istedim. Bugüne baktığımızda onu akıl hastası olarak tanıyan birkaç insan dışındaki herkes vefat etti. Bugün kendisi de göçtü. İstirahat dolu hayatından kurtuldu. Onun sağlıklı halini hatırlayan ve onun gerçek kişiliğini tanıyan artık sadece ben varım. Olanların nedenini soracak olursanız, inanın ki yıllarca araştırma var ama ben de bir sonuca varamadım bildiğim bir şey varsa o da zamanında farkında olarak ya da olmayarak yanlış kişilere bulaştığıdır.